Evet. Biraz uzun bir yürüyüş oldu. Onun için nefes nefeseyim. Burası Beşkız köyünün üst kısımları. Şimdi şöyle yerlerde bu su oluklarının böyle uzun olmasının sebebi hayvanların sulanması için böyle uzunca yapıyorlar. Buraya da hayvanları sulamaya getiriyorlar. Burası çok güzel bir hayvan besleme yeri aslında. Otlak, yaylak, geniş. Gördüğünüz gibi üst taraf orman. Şu kısım yukarı Beşkız ve onun üst taraflarında Nöbeti Dede'nin türbesi var. Şu aşağı kısımda aşağı Beşkız. Biz şimdi buraya neye geldik? Arkadaşlar, şuradan ben aşağı ineceğim. Şuradan aşağı ineceğim. Aslında şurada, şu tarafta bir yol var ama buradan aşağı ineceğim. Buraya geldiğim için şuradan kestirmeden ineceğim. Aşağı kısımda derenin içerisinde bir su var. Orayı bir şeyle indirmişler. Boruyla yardımıyla getirmişler. Deposu nerede bilmiyorum. Henüz köylülerden bir tanesiyle görüşmedim. Ben buraya ilk gelişimde değil. Daha önceden de defalarca geldim. Bu derenin içerisindeki su şöyle şifalı bir su elbette. Özelliği oradan geliyor. Yoksa su her yerde var. Burada da var su. Ama derenin içerisindeki su özel bir su. Neye iyi geliyor? Bu su içtiğin zaman bu su böbreklerdeki iltihap, taş vesaire, özellikle yaşlı kesimimizde daha çok bulunan prostat sorunlarına çözüm oluyor. Buraya yakın olanların gelmesini, almasını, içmesini tavsiye ederim. Bak, gördüğünüz üzere şuradan bir yol gidiyor oraya. Bilmiyorum, görüyor musunuz? Şu bizim aşağıda aracımız da orada. Oradan böyle buradan aşağı iniyor. Aslında su araçlar, 4x4 araçlar buradan aşağıya o yoldan derenin, çeşmenin yanına kadar inebiliyor. Veya traktörle, genelde köylüler traktörle geliyorlar bu suyu almak için. Ben kendi aracımla gelmedim. Bir arkadaşımın aracıyla geldik buraya. Onun için aracı yukarıda bıraktık. O su değil, binek bir araç. Onun için buradan inmesi mümkün değil. Zaten o yolu biraz sonra aşağıya inince de size göstereceğim. Çok dik bir yamaç. Onun için suları beden gücüyle omzumuzda çıkartacağız. Damacana getirdik. 20 litrelik damacanaları omuzumuzda çıkartacağız. Sabah sporu böyle olacak. Şu anda da saat 6.30. Sabah 6.30. 5.30'da kalktık yerimizden. Geldik ve buraları dolaşıyoruz böyle. Bu ufak bir kahvaltı. Kamptan sonra tekrar eve döneceğiz. Tabii biz buralardan inebilirsek, çok dik. Görüyorsunuz. Çok güzel bir orman. Şu üst kısımlarda çok güzel kamp alanları var. Yani orman olduğu zaman, doğa olduğu zaman gök kubbenin her tarafı bizim evimiz. Onda sıkıntı yok. Ama manzaralı yerler özellikle bizi sevindiriyor.
yukarıya çıktığın zaman her tarafı hitap edebilen bir görüş alanı var. Üst tarafta Nöbeti Baba, arka tarafta Sungurlu, karşımızda Sungurlu, işte arkamızda Aygar, Çarşı Deresi, o taraflar, İncesu'nun o taraflar. Tabii o Tıkman tarafı falan gözükmüyor. Neden gözükmüyor? Tepe engelliyor, bu tarafında kalıyor. Burası aslında Aygar Dağları'nın uç kısımları. Bu dağlar uzanıp gidiyor. Nereye kadar gidiyor? İşte Yozgat taraflarına kadar gidiyor. Üst tarafta Göller, Kurbağalı gibi köylerimiz var. Bu arada ben sizle sohbet ederken indim ama orası çok dik. Şuradan dolaşacağım. Şuradan kış geldiği zaman yağmur suları, tabii karın erimesiyle gelen bir dere yatağı oluşuyor. Ve şu gördüğünüz kısım şu anda kuru ama şu gördüğünüz kısım muhteşem bir manzara oluşturuyor. Biraz daha geriden çekeyim. Evet. Bu kayaların olduğu yer, kış geldiği zaman burada olursanız, bu su aktığı zaman böyle bir dere yatağı oluşturuyor. Çok muhteşem bir görüntüsü ve ambiyansı oluyor. Ve giderken tırmanacağımız yolda burası arkadaşlar. Buraya traktörle iniliyor ve şuradan şu şekilde, ben size, arkadaş orada su dolduruyor. Çeşme böyle devam ediyor. Gördüğünüz gibi herkes evde kapıda saksısında yetiştirir ve devamlı bakım ister, sular, bilmem ne yapar, büyütmeye çalışır. Bağgülü burada kendiliğinden yetişmiş ve büyüyor. Devam ediyor, çiçeklerini açmış. Muhteşem bir manzara. Şuradan da dediğim gibi yağmur suları akıp gidiyor ve geliyoruz. Buradan traktörler gelebiliyor arkadaşlar. Su araçlar şu tepede, burunda bir dönemeç var. O dönemeçte çok dikkatli olmaları gerekiyor. O dönemeci indikten sonra sıkıntı değil. Buraya kadar iner de çıkar da. Tabii şöyle ufak bir dar alanda aracı geri döndürmeniz gerekiyor. Yani burada başka dönecek yer yok. En geniş yer bu alan. Bu alanda aracı geri döndürmeniz gerekiyor. Traktörler geldiği zaman zaten izleri de var. Buradan dönerek çıkıyorlar. Ve suyumuz da bu. Şifalı bir su olduğu söyleniyor. Açtığımız zaman çok kuvvetli bir akışı var. Yani çok kısa zamanda bidonlarımız doldu. Aşağı taraf 5 kız. Yukarı taraf şöyle. Allikler, yukarı 5 kız dedikleri kısım, Nöbeti tarafları. Bu şekilde bir yer gelmenizi, görmenizi tavsiye ederiz herkese. Hayırlı günler.